Sevgili izleyiciler, turun son bölümü olan Urfa'ya geldik. Ancak buraya gelene kadar ciddi sıkıntılar çektik. Mardin'den dün akşam yola çıktık. Yaklaşık bir 10-15 kilometre gittiğimizde Kızıltepe civarıydı zannediyorum, yanılmıyorsam. Orada yollar geçilmez hale gelmiş. Geri döndük. İyi ki dönmüşüz. Bugün oradan geçerken İnanılmaz olumsuz manzaralarla karşılaştık. İşte o yolculuğu birlikte yaptığımız kardeşlerimizden biriyle beraberiz. Önce sizi tanıyalım. Ben Sinan Bodur, Ali Bey'in eşiyim. Evet efendim. Size Mardin'den bu tarafını soralım. Vallahi dediğiniz gibi dün gece bayağı tedirgin olduk. Çocuklarla birlikte çok korktuk. Ondan sonra geri dönmek zorunda kaldık Mardin'e. Bugün sağ salim tekrar Urfa'ya geri dönüş yaptık. Kötü görüntüler, kötü şeyler yaşadık. Evet, Kızıltepe. Kızıltepe, evet, Kızıltepe'deydi. Hep beraberdik, çok kötüydü. Ürkütücü. Yollar kapanmıştı. Evet. 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 Kötü bir manzaraydı. Evet ve bugün çok güzel bir ortama Urfa'da direkt böyle hep beraber bir yemeğe geldik. Evet. Yemeğe geldik. Ailecek. Buradaki dostlarımız, daha sonra onları da tanıyacağız. Bizi karşıladı. Şimdi evet. Dönelim bir de başa. Adıyaman'dan buraya bir getir bizi. Vallahi Adıyaman'da Kenan abi sayesinde muhteşem bir ağırlamayla karşılaştık. Davullar, zurnalar, çiçekler. Yemekler. Çok güzeldi yemekler. Sıra geceleri. Evet. Her şey muhteşemdi. Evet. Onun haricinde sadece dün gece yaşadığımız olumsuzluklar haricinde her şey muhteşemdi. Evet, dediğiniz gibi gerçekten her şey muhteşemdi. Evet. Muhteşemliği buraya kadar, daha doğrusu Mardin'e kadar yaşadık değil mi? Evet, Mardin'den buraya gelene kadar dün gece haricinde her şey çok güzeldi. Dün gece de Allah'a şükür bir sıkıntı olmadan atlattık geri döndüğümüz için. Bugün de tekrar Şanlıurfa'ya geldik. Bizi çok güzel ağırladılar. Yemek yiyeceğiz, sıra gecesi yapacağız. Hayır, sıra gecesi değil. Sıra öğleni yapacağız. Sıra öğleni yapacağız, evet. Sıra gecesini kaçırdık sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi sıra öğleni yapacağız. Yeni bir adet başlatacağız. Evet, dün gece yapamadığımız sıra gecesini bugün yapacağız. İnşallah. Evet, evet. İnatla yapacağız. Evet. Yani. İnatla. Sırayı inatla yapacağız. Evet. Şartlar ne olursa olsun. Şartlar ne olursa olsun inatla yapacağız. Onu görmeden gitmeyeceğiz. Sabah bile olsa razıydık yapmaya. Evet. Sizden de akşamki o ürkütücü manzaranın geliş sırasındaki izlenimlerinizi alalım. Akşam çok korktuk yani, hiç tahmin etmediğimiz, görmediğimiz. Korkmakta haklıymışız çünkü yolu evet, gördük değil mi, ne gördük, hale getirmişiz. Gerçekten inanılır gibi değildi yani, yazık. Yazık. Şimdi, bu güzel vatanımıza çok büyük yazık. Kesinlikle sevgili izleyiciler, göreceksiniz daha sonra arada getireceğim. Korkuyla geçtik gerçekten, hatta Şaban abi çekme çekme diye sesler duyacaksınız arkadan. Çünkü tedirginlikler vardı, korkular vardı, başımıza bir şey gelmesin. Çünkü yol etrafı çeşitli çocuklarla da dolu. Kalabalıktı, taş atılabilirdi, sıkıntılar yaşayabilirdik. Bu bakımdan işte bir yandan da Şaban abi çekme çekme sözleri geliyor fonumuzdan. Peki şoförümüze de atmışlar mı öyle molotofu? Evet o. Evet. Sonra şoförümüz de bayağı bir olayların içine girmiş. Ateşlerin içinde kalmış. Evet, yani böyle 1-2 metreyle kurtuldum. Arabam alev alabilir dedi. Korkuyla zaten bunları anlattı daha sonra geldiğinde otele. Yani oradan da geçtik. Bu Mardin'in içinde olan kesimdi. O da çok sıkıntılar çok doğal olarak yaşamış. Ama onun haricinde gezimiz gerçek anlamda fevkaladeydi değil mi efendim? Çok güzel. Mükemmeldi. Her şey muhteşem. Yani Adıyaman, Mardin görsel olarak çok güzel ama akşamki korkuyu saymazsak tabii ki. Saymazsak evet. Tabii ben bunun için sevgili kardeşim Kenan Güneş'e, Hülya Hanım'ın da çok kocasına ne kadar teşekkür etsek az. Evet. Sizlerle güzel buralar. Beraber geldik. Sizinle birlikte evet daha mutlu olduk. Daha güzel olduk. Daha eğlenceli, daha neşeli oldu. Gerçekten buralar cennet. Herkesin gelmesini, görmesini,
canı gönülden isteriz. Yani arkadaşlarım ilk kez geldiler. Onlar da bayıldılar ve hani bu olayı her sene tekrarlamak istiyorlar. Bir de efendim Osman kardeşimiz kameranın arkasında göbek atıyor. Onunla yolculuk yapmak harika bir olay. Yalnız benim yaşadığım sıkıntıları bir görseydiniz ki yani, yolculuğu yapamazdınız. Ben çok şükür kurtuldum. Az fireylan. Ama yolculuğumuzun gerçekten neşesi, yani Osman kardeşimi de tanımakla bu yolculuğu onunla ve onlarla birlikte yapmaktan inanın çok büyük keyif aldım. Yani bayramıma bayram katıldı. Hatta eşimle telefonla konuştum. Kendisi haçta. Amin. Birkaç gün sonra onunla da buluşacağız. Telefon ettiğimde sen dedim Arafat'tasın. Ben de oraya gelemedim ama ben de dağa çıktım. Ben de Nemrut'a çıktım kardeşlerimle beraber. O Nemrut yolculuğu da bir alemdi. Çünkü yolun yarısında bana taksi gönderildi. Daha önce de söylemiştim. Taksinin markası Katır'dı yalnız. Dolayısıyla her şey gerçekten yani çok büyük keyif. İnşallah bu keyifle yolumuzu tamamlayacağız. Ama bugün akşama kadar Urfa'dayız. Balıklı Göl'de çekimler yapacağız. Daha sonra diğer kardeşlerimizle reportajlar yapıp görüşler alacağız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa her şeyi söyleyin, mikrofon sizlerin. Sizden başlayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu gezi için hepinize, size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkesin bayramını kutluyorum. Bizden de kutlu olsun tabii ki. Evet. Ben de bu güzel gezi için ve sizin güzel babacanlığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine böyle bir yerlerde buluşmak ümidiyle i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Bu da benim güzel hemşerim. Evet. Bu da kardeşim, evet. Ben de arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan, sizlerle beraber burada olmaktan çok çok mutluyum. Bunu her sene tekrarlamak isterim. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. İyi ki buradayız, iyi ki sizlerle beraberiz. Yani bunun üzerine söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum, dilim tutuluyor. Yani bu kardeşlerim oldukça ben daha evvelallah çok yürüyeceğim, çok İnşallah. Koşacağım, İnşallah. Çok yaşayacağım diye düşünüyorum. Herkese selamlar, teşekkürler, teşekkür sağ olun ederim. Efendim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, reportajlarımız sürüyor tabii. Grubun genç ve yakışıklı, dinamik gençleriyle beraber şöyle sırasıyla hem tanıyacağız hem de geziyle ilgili mesajlarını alacağız. Eren. Evet, Eren ben. Soyadım Nacar, Eren Nacar. Vallahi işte bayramın birinci gününden beri buradayız Şaban abi, beraberiz. Çok güzel bir gezi oldu. Kesinlikle. Çok güzel yerler gördük. Ben Nemrut'ta da söylemiştim, daha önce hiç gelmediğim, görmediğim yerlerdi Adıyaman. Hani benim anne tarafım Adıyamanlı olmasına rağmen daha önce görmediğim bir yerdi. Oraya gittik, Nemrut'a çıktık. Orası da çok güzeldi. Sevdiğimiz insanlarla, sevdiklerimizle beraber olmak tabii apayrı bir keyif. Kesinlikle. Bu tip yerlerde. Her şey gayet güzel, sorunsuz gidiyor. İşte bugün de son güne geldik. Urfa'dayız bugün de. Daha yeni ayak bastık ama daha evet, şeyi gezeceğiz. Öyle. Peki, şimdi efendim Eren özellikle Adıyaman'da gezerken Berk'e çok takıldın. Aa burada üniversite varmış, aa burada eczane varmış, burada bakkal varmış. Evet. Neydi bu espriler? Ya valla ben tabii bu tarafta sadece Malatya'ya geldiğim için diğer illeri pek bilmiyordum. Adıyaman'da hani, Adıyaman'da daha ufak yani bir Adıyaman il. Adıyaman yoklar. Şehri miydi? Ya öyle demeyelim de hani he, beklediğim gibi de değildi açıkçası. Yani beklediğimden daha güzel, daha gelişmiş bir il buldum. Hem Adıyaman merkez olarak hem de Kahta olarak. Hani Kahta Adıyaman'ın bir ilçesi ama neredeyse o da bir il gibiydi. Evet. Gayet güzeldi, her şey vardı. Peki, Malatya mı güzel, Adıyaman mı? Ya ben Malatya'yı hiçbir ille kıyaslayamam. Malatya'yı dünyadaki hiçbir yerle kıyaslayamam. Malatya benim için apayrıdır. Senin için. Tabii ben Malatya'yı kıyaslayamam kesinlikle. Soracağız. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, seni de Hüseyin. Tanıyalım. Merhabalar, Hüseyin Uslu ben. Evet Hüseyin'cim. Ben de Osman Bey'in oğluyum. Benim için de çok sıra dışı bir gezi oldu. Çünkü Bolu'dan veya Ankara'dan daha doğuya hiç geçmemişim. Çok renkli bir geziydi. Yemekler şahaneydi ki yemek yemeye çok bayılan bir insanım. Gezimizin en büyük rengi neydi? Gezimizin en büyük rengi bir kere babalarımız yani aile büyüklerimiz zaten. Babalarımız aynı baba. Onlar çok şahane renk kattılar. Evet, sürekli tabii, eğlenceler, sürekli baban, espriler. Yani gezilecek tabii hepsi birbirinden değerli evet, yönleri var. Evet. Yani kesinlikle çok keyif aldım. Hı-hı. Çok mutlu oldum babalarımızı tanımaktan. Hı-hı. Kenan Güneş kardeşimiz artık kesinlikle yıllardır Kenan tanıyorum. Kesinlikle ayrı zaten. Ama Osman kardeşimle de çok güldüm, yanaklarım ağrıyor. Tabii canım çok renkli. Sağ olsun, gerçekten çok hı-hı, renkliydi. Hep
İnşallah sıkça beraber. İnşallah, inşallah hep beraber devam edeceğiz bu gezilere. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Peki. Bu gezi, güzel gezide bize eşlik ettiğiniz için Şaban abime de çok teşekkür ederim. Ben de hepinize çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Evet, sevgili kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Senin bir de müzisyenlik yönün de var ama ya, önce tabii, adını soyadını koyayım. Daha güzel bir zamanda konuşuyoruz. Evet. Ben Ali Bodur. Buraya dediğimiz gibi turistik amaçlı, daha çok hani GAP turu amaçlı, işte aile dostlarımızla beraber geldik, onların oğullarıyla. Gayet mutlu geçiyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim, doğuya ilk gelişim biraz ön yargılarımı kaldırdı. Biraz da hani... Ama sonunda ön yargıları biraz da... Yok, hayır. Galiba, değil mi? Yok, ama asla olaylar, asla. Biraz... İnsanlara karşı asla kimsenin hayır, bir şey ayrı. Beslemesi evet. Kötü, de, kötü bir şey de. Ön yargı derken ben hani tarihi açıdan dedim, hani eserleri, cartlı, o kadar, bu kadar bol olduğunu düşünmüyordum yani. Evet. Diyordum bir Nemrut Dağı var, Hasankeyf var, o kadar. Ama çok daha farklı evet, olduğunu evet, gördüm. Çok daha güzel olduğunu gördüm. Evet. Tabii buradan dün gece geçecektik Urfa'ya. Şu an Urfa'dayız. Tatsız olaylar yaşandı ama olur, burası Türkiye. Burası şey, tatsızlıklar ülkesi zaten. Şey var, hani, değil mi? Aynı şey İstanbul'da da oluyor. Olayları evet. Her şey var yani. Bitmez. Bu kadar yani benim evet. Söyleyeceklerim. Bu arada herkese de iyi bayramlar buradan. Evet. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Gerçi son günü ama yapacak bir şey yok. Öyle. Peki, teşekkür ederim. Peki. Evet, sevgili kardeşim. Merhaba Şaban abi. Benim yakışıklı aslan evladım, canım benim. Valla Güneş ailesinin bende çok çok farklı bir yeri var. Ben de ailenizden biri olarak ol, kendimi kabul ediyorum. Yıllarca sizi tanıyorum. Sizi gördüğüm zaman kendi çocuklarımı görmüş kadar bunu tartışmasız mutluyum. Sağ ol Şaban. Hele seni uzun süredir görmedim. Evet, gördükten sonra böyle boyumu geçen tığ gibi aslan gibi bir delikanlı olması ve Koç Üniversitesi'nde ekonomi doğru. Okuması geleceğin Sunset'in yöneticileri gözüyle baktıklarımdan biri tabii ki. Evet, baban sayesinde öncelikli olarak çok güzel bayramımıza bayram kattığımızı her fırsatta dile getirmeye aynen çalışıyorum. Akşamki geriye dönüşümüzün dışında her şey 10 numaraydı. 4 her şey numara çok güzel mı? Dediğin gibi. Demiyorum da 10 numaraydı. 10 numaraydı. Aynen. Fevkaladeydi. Ama o da bizi pek keyfimizi kaçırmadı açıkçası. Keyfimizi kaçırmadı. Şöyle kaçırmadı. Şanlıurfa'ya bir gece önce geleceğimize, yani gece gelmedik, yani sabah geldik. Kaybettik. Gece burada olsaydık dediğimiz gibi sıra gecesi olacaktı. Yapacaktık. Ondan mahrum kaldık ama doğru. Şimdi bizi burada ağırlayan Urfalı dostlarımız güzel bir masa hazırlamışlar. Bunu da böyle geçiştireceğiz. Sonra da Balıklıgöl. Balıklıgöl. Ya da işte, birkaç yeri belki gezeceğiz zamanca. Evet. Bir genel değerlendirme alayım senden de. Ya şimdi şöyle, benim buralara ilk gelişim olmadığı için yani ben buralara zaten bir aşığım. Buraların, doğunun. Ondan sonra sana da aşık kankacığım. Böyle kesersin arada zaten. Arada tekrarlar olacak. Tabii evet. Aynı. ya dediğim gibi hani doğunun evet. Aşığı olduğum için yani buralar bana tabii ki de yabancı değil. Yani bizim kadar tat almamışsındır çünkü defalarca gördüğün için değil mi? Aslında şöyle, defalarca gördüm ama defalarca görmem, her seferinde farklı şeyler katıyor bana. Evet. Mesela ilk defa ben böyle kalabalık bir grupla geldim buraya. Onlar için hep ailemle geliyordum. Sıkılmak değil de hani bu kadar tad alamamıştım yani hiçbir zaman. Tabii renkler yani, çoğaldı. Renkler çoğaldı dediğin gibi. Tabii grupta Eren de vardı. Eren de var, onun tabii bende yeri. Malatyalı. Malatyalı olması tabii biraz bana şey ama daha Malatya'yı görmedim. Evet. Malatya'ya yani, karşı benim de benim var de mıdır sence? Falan var mıdır? Bilmiyorum yani, var diyor ama. Kayısı var diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum var diyor ama gidip görmemiz lazım o zaman yani. Burada bir şey var. Eren'in bunu kanıtlaması için bizi Malatya'ya götürmesi. Aynen lazım. Öyle. Görelim. Ben buradan ona meydan Malatya'da okuyorum. Malatya'da Kaysa olduğunu söyleyeceğiz. Görmeden Malatya'yı, Kayısı'nın dışında bir şey tanımıyoruz. Tabii Malatya Spor'da yeğenim oynamıştı, futbol oynamıştı. Mithat Yavaş çok davet etmişti. Gidememiştim Kayısı yemeye ya da Kayısıları görmeye. Bakalım bizi Eren ne zaman götürecek? Kayısıların dışında yani, neler olduğunu. O bana devamlı için. Diyordu işte Adıyaman'da şu var mı, bu var mı, şu var mı? Diyordum ki tabii ki de hepsi var. Onu göstermek için tabii buralara birlikte geldik. Ben Malatya'yı görmedim. Ben şimdi aynı şeyleri ona soruyorum. Bakalım o bizi ne zaman götürecek dediğin evet. Gibi Malatya'ya. Evet, evet. Oraları da tabii görmemiz lazım. Evet. Evet Eren. Malatya'da buluşmak üzere. Bizi Malatya'ya götür lütfen.
Bizim Mursa'nın meşhur isotiyle, şu küftesiyle Kenan Bey ve arkadaşları almak istedik. Şanssızlık oldu, bir şeyler yapamadık. Allah hayır etsin. Kendisiyle ve bütün misafirlere özür dileriz. Gelen ikramları yaptık ama gelenlerin bir işi ters gitti. Biz herkesin huzurunda Şanlıurfa'nın Ballı Göyü Kenan Güneş'e bunu bir... Ama ben bunu Nuri'min elinden aldım. Evet, buyurun efendim. Nuri, Emin'in elini. Ha. Aferin. Ben de inşallah mesela bu televizyonun önünde şöyle bir şey istiyorum. Yeğenimden Allah'ın izniyle en iyi şekilde en iyi okulları okuyacak. Değil mi? En iyi eğitimi alacak. İnşallah profesör olacak. Sözünü veriyor musun? Profesör olma sözünü. Bak kameralar kaydediyor. He? Urfa'dayız. Acı Bekir sofrasındayız. Adıyaman'dan çıktık. Diyarbakır, Mardin üzerinden buraya geldik. Tabii burada çok güzel bir ortamda misafir ediliyoruz. Urfa'nın güzel yemekleriyle de karşılandık tabii ki. Biraz sonra onların lezzetine bakacağız. İşte bu muhteşem geziye vesile olan, bizi buraya getiren, davet eden sevgili Kenan Güneş'le beraberiz. Yanımızda da yörenin sıra gecelerinin tanınan ismi Aziz Bey ve onun küçük oğlu Nuri kardeşimizle beraberiz. Her ikisinde çok önemli özellikleri var. Aziz Bey bize dün akşam sıra gecesinde bütün hünerlerini ortaya koyabilecekti ama kısmet olmadı. Çünkü Mardin'den bu tarafa maalesef gelemedi. Kızıltepe'de yolumuz kapanmıştı yol. Korkuyla kendimizi otele attık. Bu sabah o olumsuz manzarayı izleyerek buralara geldik. Evet, geldik çok şükür diyoruz. Çok dostlarımızla şükür. Beraber olduk. Artık çok bizim şükür. De dostlarımız olacaklardı. İnşallah, inşallah. Böyle dostlarımızın olması bizim için her zaman büyük bir onur ve gurur. Çünkü Aziz abi sağ olsun bizim misafirlerimizi ağırlayabilmek için çok ciddi hazırlıklar yaptı. Fedakarlıklar yaptı, eşi rahatsızdı, eşini evinde bıraktı, buralara kadar geldi. Yani bizi bekledi saatlerce ama maalesef işte bu istemediğimiz, düşünmediğimiz, şuursuzca olaylardan maalesef etkilendik ve yollarda kaldık. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Bizim Güneydoğumuz aslında bu olayları hak eden ve kötü şeylere layık olan bir bölge değil kesinlikle. Ama insanları çok ama zaten yakın. İnsanları gerçekten can, dost, birbirini seven, birbirine sahip çıkan ama bu dengesizlikler nereden kaynaklanıyor? Yani ben de onu merak ediyorum. Çünkü yöre insanını tanıdıkça ben de bu yörenin sevdikçe işte, seviyor yani. Ben de bu yörenin insanıyım. Elbette. Aziz abi de bu yörenin insanı. Elbette. Siz de dün şahitsiniz işte Mardin'de bizi çok değerli insanlar ağırladı. Değişik değişik insanlar ağırladı. Onlar da oranın insanı. İşte onları tanıyınca akşam da bu manzarayla görünce ne kadar çelişki olduğunu siz de görüyorsunuz işte yani. Şaban abi yani evet. Benim söylememe gerek yok yani. Evet bu arada da gördük ki Güneydoğu'da inanılmaz yollar yapılmış. Fırat Nehri üzerine bir de muhteşem köprü yapılmış. Yakında açılmak üzere bütün bu olumlulukların yanında akşamki o olayın olumsuzluğunu bir yani, yana bırakalım. Buraya hep birlikte dönelim. Yaşadık. Evet. Allah'a şükürler olsun. Sağ salim ailemizle, kardeşlerimle, misafirlerimizle, çocuklarımızla hep beraber buraya geldik. Çok evet. Şükür. Evet. İnşallah tabii zamanımız olmadığı için akşam 6'da uçağımız 6.30'da uçağımız hareket edecek. İşte Aziz abi yine kendisini parçalıyor bir şeyler yapabilmek için. İnşallah küçücük de olsa mini bir sıra gecesi gündüz de olsa yapacağız. Evet. Yapmak için mücadele edeceğiz. Tabii ki Urfa'mızı gezmemiz lazım, görmemiz lazım. Balıklı Gölümüzü, Halil İbrahim makamında kardeşlerim, yeğenlerim, çocuklarım bir namaz kılması gerekiyor. Allah i̇nşallah. Nasip ederse inşallah. İnşallah. İnşallah ondan sonra da Aziz abi bize bir çiğ köftesini, o ünlü çiğ köftesini yapacak. Güzel şarkılarını, türkülerini İnşallah. Söyleyecek keşke ve bizi olsa da daha geniş. Ama biz bu sefer Aziz abi bizi burada ağırlayamadı ama biz Aziz abi inşallah İstanbul'a çağıracağız. Orada bizi ağırlayacak. İnşallah. Aziz evet. abi ağırlayacak yani i̇nşallah. Biz onu değil. O bizi ağırlayacak evet. inşallah. Evet. Peki o güzel içli köftenizi çiğ köftenizi tatmadan önce o sohbetinizi tadalım. Merhaba efendim. Öncelik hoş gelmişsiniz. Siz ve ekibiniz, kanalınız ve Kenan Bey
Kenan Güneş Bey hoş gelmiş, Safa gelmiş. Önce Adıyaman'a, sonra Mardin'e, sonra Urfa'ya gelmiş. Urfa'da da işte bir saat olsa, iki saat olsa görüştük. Misafirle birlikte inşallah bir şeyler yapmaya çalışırız. Yani her şey bir şey değildir. Mühim olan insanlıktır. Kenan Bey değerli bir abimizdir. Değerli bir Güneydoğu'nun bağında kopup İstanbul'a gidip iş kurmuş, iş adamıdır. En azından 2000 kişi yanında ekmek yiyor. Onunla gurur duyuyoruz. Çok yani bizim midir? Urfa Adıyaman'ın şerefidir. Allah keşke Allah. Herkes ile çıkarsa, herkes Allah. Urfa'ya, Türkiye'ye bile bir şey yaparsa, insanlar çalışırsa, geçimini yaparsa biz gurur duyuyoruz. Kenan biz Bey de çok değerli, çok değerli bir efendi abimizdir. Neden birbirimizi sevdik? Onun efendi ve kişileri, insanları sevdiği için tanıştık. Allah razı olsun. Onun için biz de onu davet ettik. İnşallah elimizde ne gelirse yaparız. İnşallah. Eğer İstanbul'a da, Türkiye'de, Avrupa'da, Burdur'a da değilse gideriz Kenan Bey'in yanına. Sağ ol, var ol, var ol. Hizmet etmeye hazırız. Estağfurullah. Her zaman geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul'da buluşma dileğiyle şimdilik noktayı koyalım ama... Koyma Nuri kardeşim. Nuri, Nuri'ye tabii Nuri'ye döneceğim. Olur. Evet Nuri, senin çok enstrümanlar çaldığını duyduk. Onların adını bir say bakalım. Davulla çalıyorum, ritim. Davul çalıyorum, bir de org çalıyorum. Oh maşallah. En iyi hangisini çalıyorsun, hepsini mi? Davruk. Evet. Davruka. Peki, izleyeceğiz seni. Senin hatta biz yemek yerken darbukan buradaysa bize bir darbuka çal istersen. Çalsın evet çalsın. Tamam ama kıyafetini zaman... giyinip çalman lazım. Yemek evet. Yerken yap onu. Tamam o zaman şimdi. Tamam mı? Hı-hı. Bir görsünler yani senin hünerini, senin kim olduğunu bir tanısınlar. Nuri kim ben bahsediyorum ama bilmiyorlar. Hı-hı. Duyuyorlar sadece. Peki. Tamam şu, söz mü? Şimdi... Ama bu arada Şaban abi, Nuri'nin bana bir sözü var. Okulla ilgili. Onu kendisi söylesin ne evet. Sözünün olduğunu. Söyle bakalım Nuri. Kenan abi ben sana... Ya, okula git, söz ver bana. Sen, ben gidiyorum zaten okula. Sınıf birincisi olacaksın sınıf birincisi değil mi? Olacağım. Dediklerini yapıyorsun. Evet. Okuyup ne olacaksın? Profesör ne olacağım? Profesör olacak. Bravo, inşallah, inşallah.